اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد حسنتكم بالحَي القيوم الذي لا يموت ابدا وَدَفَعَتُ عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مظاهر دعجب كم أَرَادَهْ ارادا اننذر كم اشياء ورادا gözün aç hep siva hanik anındır emru, ferman ve hükmü irade. Hemen Allah deyip hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fetholunduğu vakit 12 kişi hariç evinden çıkmayanların zarar görmeyeceğini ferman buyurmuştu. Bu 12 kişi içinde Vahşi bin Harp ve arkadaşları vardı. Bu 12 kişi Mekke-i Mükerreme feth olunduğu vakitte gizlice Mekke'den ayrılmışlar, uzaklara gitmişlerdi. Ne kadar uzaklara giderlerse gitsinler, İslam nuru gün gün bütün diyarlara ulaşıyor idi. Şöyle ki Hz. Vahşi'nin bulunduğu mevzide de, şehirde de, beldelerde de grup grup insanlar Medine-i Münevvere'ye geliyor, Müslüman oluyor ve tekrar beldelerine geri gidiyordu. Yeryüzü gün geçtikçe Hazreti Vahşi'ye dar gelmeye, sıkıntı vermeye başlamıştı. Ve kendince şöyle düşündüler. Acaba bizim için de bir kapı var mı? Bizim için de açık tutulan bir kapı var mı diyerek bunu araştırmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme isimsiz mektuplar yazmak için teşebbüse geçtiler. Ve birinci mektubu

İslam dinine girmek istiyoruz. Ama bu ayette o kimseler ki Allah'la beraber başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere insan öldürmezler ve zina etmezler. Hükümleri var. Bizler ise bu hayatta bunların üçünü de yaptık. Bu haldeyken bizim durumumuz nasıldır? bize kapı açık mıdır diyerek bir mektup yolluyorlar. Hayatını ümmetinin Mevlamızın rahmetine ulaşması için adamış olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu mektuba hemen Estaizu billah İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulaike yübeddilullahu hasenat ve kan Allahu gafura <laughs> Ayet-i kerimesiyle cevap veriyor. Ancak tövbe eden, iman eden, bir de salih amel işleyenler müstesna. Yani tövbe ettiğiniz zaman Allah size kapı açacak ayetiyle onlara bu müjdeyi yolluyor. Hazreti Vahşi ve arkadaşları bu mektubu aldıktan sonra burada Tövbeden sonra salih amel şartı koşuluyor. Acaba biz salih amel işleyebileceğiz mi? Buna fırsatımız olacak mı? Onun için bu bizim için biraz zor diyerek bir mektup daha yolluyorlar. İsimsiz mektup. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu isimsiz mektuba Sa'idu billah İnne Allah la yagfiru ve yagfiru ayetiyle cevap veriyor. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındakileri ise dilediğini bağışlar, affeder. Ayetiyle cevap veriyor. Hz. Vahşi radıyallahu anh bu mektubu aldıktan sonra bir isimsiz mektup daha yolluyor. Bu mektupta Allah dilediğini bağışlar buyuruyor. Ya bizi bağışlamayı dilemezsen? diyerek bir mektup daha yolluyor. En sonunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Estaizu قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَضُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Ayetiyle son noktayı koyuyor. Kul <laughs> Habibi Mahmet ve Resulüm ya Muhammed söyle. Ya ibadiyellezine israfu ala enfusihim. Ey nefisleri üzerine israf etmişler. Hayatlarını boşa geçirmişler. Kötülükler üzerine hayatlarını kurmuşlar. Yaptıkları her şeyde eksi yazmışlar. Ey böyle kullarım. Günaha dücan olmuş kullarım. La min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. <imlediğiniz için en azıntik> İnna Allaha yaufiru zunube cemia. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu bütün günahları bağışlar, affeder. İnnehu huvel gafurur rahim. O Allah gafurdur. O Allah rahimdir. Ne olursan ol, yeter ki dön ve gel. Çağrısıyla Vahşi radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapıları açmış. Bu mektubun üzerine Hazreti Vahşi radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescidi Nebisi'ne sohbet halkasına gelmek için yola çıkıyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sohbetteyken sahabeden sıyrıla sıyrıla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşıyor ve dizinin önüne oturuyor. Ama Hazreti Vahşi'nin yüzünde bir peçe var. O haldeyken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olduğu mektupları bir bir Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sunuyor. Ve ya Resulallah sana mektuplar yolladım. Sen de bana cevap olarak bunları yolladın. Bunların sonunda ne olursan ol yeter ki tövbe et gel Allah affedecek müjdesini verdim Geçerli mi bu? Evet, geçerli. Kim olursam olayım, geçerli mi diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim olursan ol, geçerli buyuruyor. Sonra yüzündeki perçeyi kaldırıyor. Ve buyuruyor ki, Ya Resulallah, ben vahşi bin harp olanak huzuruna geldim. Beni bu halimle kabul ediyor musun? Bana da geçerli mi ya Resulallah dediğinde o anda sahabe birden ayaklanıyor. Başta Hazreti Ömer radıyallahu anh olmak üzere o da ayaklanıyor. Ve hemen elindeki hançeri çıkartıyor. Ya Resulallah izin ver. Şu anda bu kafirin boynunu kopartayım da intikamımızı alayım. Dediklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem otur ya Ömer. Otur ne eshabım diyerek bütün eshabı oturturuyor Bu kapının sahibi ona da kapıyı açtı. Ey vahşi bin harp sen de olsan bu kapı sana da açık diyor. Ve kelime-i şehadeti ona terkin ediyor. Hazreti Vahşi radıyallahu anh, kelime-i şehadeti getirdikten sonra onu ilk tebrik eden az önce elindeki hançeriyle kafasını kopartmak isteyen Hazreti Ömer oluyor. Çünkü İslam geçmişi siler. Şimdi bu saatten sonra sen de bizim kardeşimizsin. Sen de bizlerle berabersin diyerek Hazreti Vahşi'yi kucaklıyor. Sonrasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Vahşi'ye Ey Vahşi amcamı nasıl öldürdün? Ona neler yaptın? Bana bir anlatır mısın diyor. Hazreti Vahşi radıyallahu anh başından geçenleri Hazreti Hamza'ya neler yaptığını tek tek anlatıyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatımın sonunda Ey vahşi! Sana emir demiyorum, emir buyurmuyorum fakat senden bir isirhamım var. Benim sohbetlerime katıl. Benim meclislerime gel, bulun. Ama benim önümde durma. Kenarlarda dur. Çünkü seni her gördüğümde Amcam Hamza aklıma gelecek. Üzüleneceğim, sıkılacağım. O derdim tazelenecek. Onun için senden ricam sohbetlerime katıl ama kenarlarda dur. Hazreti Vahşi radıyallahu an bu saatten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sohbetlerine katılıyor. Meclislerinde bulunuyor. Ama sağda, solda, kenarlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gözükmeyecek bir şekilde oturuyor. O sohbetlere gelirken iki gayeyle geliyor. Birinci gayesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sohbetinden istifade etmek. İkinci gayesi de ey vahşi tamam bugün cezan bitti. Artıkın sen de benim önüme çıkıp da sohbetime önümden katılabilirsin benim yüzüme bakabilirsin. Seni gördüğüm zaman artıkın amcam aklıma gelmez. Seni affettim demesini bekleyerek her defasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerine katılıyor. Zaman böylece ilerliyor. Ta ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün hücre-i bir haber geliyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ahirete intikal etmesi haberi. Sahabe-i kiram dizlerinin bağı çözülmüş. Hepsi sıkıntı içinde, hepsi üzüldüğü içinde. Öyle ki Hazreti Ömer kendinden geçmiş. Kim ki bana Muhammed öldü der ise sallallahu aleyhi ve sellem bu hançerimle kafasını kopartırım diye çıkışlar yapıyor. Sahabe bitkin bir halde. Hz. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu hutbede haber veriyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ölümsüz değildi. Ölümsüz olan sadece Allah Celle Celaluhu'dur diyerek sahabe-i kiramı yatıştırmaya çalışıyor. Bütün sahabe bitik, bütün sahabe üzünlü ama onların içinden biri var ki o tamamen bitik. Çünkü diğer sahabe bir şekilde bu dünya bitecek. Hepimiz bu dünyada faniyiz. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle görüşeceğiz. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kevser şarabının önünde ondan kevser şarabını içeceğiz. Bir gün onun tebessümlerine muhatap olacağız. Hayaliyle yaşarken Hazreti Vahşi radıyallahu anh Acaba dünyada iken ey vahşi önüme çıkma, gözüme gözükme. Çünkü seni her gördüğümde amcam Hamza aklıma geliyor. Sağda dur, solda dur ama önümde durma diyen o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba yarın ahirette de önüne çıktığım vakit yine sağda dur, solda dur mu diyecek? Yine önüme çıkma mı diyecek? Bu üzüntüyle, bu sıkıntıyla kendi kendini bitiriyor. Aradan çok geçmiyor. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son zamanlarında bir yalancı peygamber türemiş. İsmi Müseylimate'l-Kezzab denilen bir yalancı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mektuplar göndermiş. Kendisinin de peygamber olduğunu iddia ediyor. Bakın, sapık insanlar, sahte insanlar hayatın her zamanında var idi. Bugün birileri çıkar, ben şuyum, ben buyum der. Bu sahtekarların çıkışı asıl olanları hiçbir zaman ilgilendirmez. Onların rütbelerinden bir şey almaz, eksiltmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bile bir tane yalancı peygamber türedi. Ve kendisine ne diyordu? Ey Muhammed ben Hanife oğulları olarak dünyanın yarısına hükmedeceğim. Sen de Kureyş oğulları olarak dünyanın diğer yarısına hükmedeceksin. Sen de peygambersin ben de peygamberim diyordu. Ve peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müseylime'ye kezzap lakabını bizzat o taktı. Ziyade yalancısın sen dedi. Çünkü son peygamber. Peygamberlerin mühürü. Bir daha peygamber gelmeyecek şekilde en son gönderilen peygamber Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete intikal ettikten sonra Müseylemin yanındaki taraftarlar çoğalmaya başladı. Gün geçtikçe çoğalmaya başladı. Batıl çok çabuk çoğalır. Ama çabuk biter. Tıpkı denizin köpükleri gibidir. Birden baktığın zaman çok gibi gözükür. Ama birden yok olur. Onun için batılın çokluğu hiçbir zaman biz Müslümanları karamsarlığa sevk etmesin. Hiçbir zaman bir Müslüman olarak ya çoklar, çok karabalıklar, bunlara güç mü yeter, bunlara kuvvet mi yeter, bunların karşısında duramayız diyerek Üzünlenmeyelim, sıkılmayalım. Biz yeter ki yerimiz neresi, safımız neresi, davamızın neresindeyiz? Nerede yer tuttuk diyerek bunu düşünelim. İşte o müseylimetül kezzab ordularıyla ben peygamberim nidaları atarken karşısında tabii ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz ahirete gitti ama onun davasını güdenler onun davasına sahip çıkanlar ki bunun başı Hazreti Ebubekir Bekir Sıtık radıyallahu an hemen orduyu kurdu. Müseylemetül Kezzab ile savaş yapılacak. İşte o savaş esnasında Hazreti Vahşi radıyallahu an kendince şöyle bir karar aldı. Eline mızrağını aldı. Ya Rabbi dedi. Ben bu mızrakla yeryüzünün en değerlisi, en kıymetlisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en sevdiklerinden olan Seyyid-i Şüheda Hazreti Hamza'yı şehit ettim. Bu mızrakla çok büyük bir hataya sebep oldum. Bu mızrakla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i üzdüm. O kadar üzdüm ki bu kadar günahkar insanlar var iken Hiçbirine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önüme çıkma demedi. Sen bana hüzün veriyorsun demedi. Sadece bana dedi. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bu denli çok üzdüm. Bugün bana fırsat ver ya Rabbi. Bugün bana imkan ver ya Rabbi. Bugün bu mızrakla beraber daha evvel yapmış olduğum hatayı telef etmek için, kaldırabilmek için bana fırsat ver ya Rabbi diyerek savaşa katılıyor. Savaşta müminler Müseylemetül Kezzab'ın safında olan düşman ordusuyla çarpışırken Hz. Vahşi radıyallahu an gözü sadece bir kişi arıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayattayken onun peygamberliğini kabul etmemiş, ona peygamberlik noktasında ortak olmak isteyen, yalancı olan Müseylime'yi arıyor. Onu bir şekilde yeryüzünden kaldırmak için, o mızrağını ona saplamak için gözü onu arıyor. Ta ki Hz. Vahşi radıyallahu an müseylimetül kezzabı görüyor ve yavaş yavaş ona yaklaşıyor. Ve elindeki mızrağı tıpkı daha evvel Uhud'da Hz. Hamza'ya sapladığı gibi müseylimetül kezzaba saplıyor. Ve o anda Şükür secdesi olarak secdeye kapanıyor. Ve secdeden sonra ellerini açıyor. Ya Rabb'i diyor. Ben bu mızrakla yeryüzünün en değerli, en kıymetlerinden birisini daha evvel şehit etmiştim. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hüzün vermiştim. Keder vermiştim, sıkıntı olmuştum. Bugün ise Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in en büyük düşmanlarından birini yeryüzünden kaldırdım bu yapmış olduğum iyiliği, bu yapmış olduğum güzelliğin hürmetine. Allah'ım benim geçmişteki hatalarımı sil. Benim geçmişteki günahlarımdan beni affeyle, tertemiz eyle ya Rabbi diyerek niyazda bulunuyor. İşte ey mümin, nasıl ki daha evvel büyük hatalar yapan Hazreti Vahşi radıyallahu An bu hatasının karşılığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi sevindirecek işlere imza attı. Bizler de elbet bu hayatın içinde kötü işlerin içinde olmuş olabiliriz. Kusurlu işlerin içinde bulunmuş olabiliriz. Olmamamız gereken yerlerde bulunmuş olabiliriz. Söylenmemesi gerekenleri söylemiş olabiliriz. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu'nun kapısı hepimize açık. Çünkü Allah Celle Celaluhu bizlere seniz billah قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور ayeti kapıları sonuna kadar açıyor. Rabbim cümlemize geçmişte yapmış olduğu hatalara karşılık olarak daha güzel iyiliklerle daha güzel Rabbimizin hoşut olduğu amellerle cevap vererek tövbe kapılarından girebilmeyi Rabbisinin rızasını kazanarak, Rabbisinin huzuruna çıkabilmeyi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kevser şarabından, onun avcundan içebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. İla şerefin nebi ve alihi ve ashabihi ve meşayihine el-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala